bizim mahallemize bu sulama tesisi Çağat'tan çıktır. Şu zemheri gününde bak, şu havada burada çalışmak çok güzel bir duygulu, güzel bir hareket. Maşallah, Allah utandırmasın, bundan daha iyisi can sağlığı. Korkuteli Taşkesi köyü sulama tesisi projesindeyiz şu an. Burada iki kuyudan aldığımız 70 litre suyu 1600 dekar arazinin sulanması için harcıyoruz. Yani bugüne kadar hiç sulanmayan 1600 dekar arazi modern sulama sistemine kavuşmuş olacak. Bugüne kadar burada 14 bin metre boru kullandık. Son aşamalarındayız. Bitmek üzere olan bir projemiz. Buradaki sulamayla kuru tarım yapılan yerlerde sulu tarım yapılacak ve daha çok verim alınan ürünler yetiştirilecek. Aynı zamanda bu projeyle açık kanal aracılığıyla yapılan sulamada su kaybının önüne geçilmiş olacak. Kapalı sulama sistemlerine geçilecek. Modern sulama sistemiyle daha iyi sulama ve daha verimli sulama yapılacak. Muhittin Böcek Başkanımızla görüşmemizde derhal Taşkesi'nin sulama projesine başlayın ve bitirin dedi. Bugün gördüğümüz gibi 1600 dönüm Cumhuriyet tarihi değil dünya tarihinde ilk defa suyla buluştu toprağımız. Sulanmayan arazi burası, hiç sulanmayan. Sadece arpa, buğday, nohut ekiliyordu ama şimdi sulu tarımı Allah razı olsun Büyükşehir Belediyesi'nden bitmek üzere olan bir proje. İki dönüm patates ekemiyordum, buğday ekip geçiyordum. Şimdi burada ben patates ekiyorum, fasulye ekiyorum bu tarlaya. Buradan çok gelirim hızlı oluyor, güzel oluyor. Bu konuda emeği geçen Sayın Muhittin Böcek Başkanıma tarıma verdiği değerin bilincindeyiz, farkındayız köylü olarak. Kendisine, köyüm adına, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Muhittin Böcek'in Taşkesi Mahallesi'ne verdiği sözlerin hepsi yerine. Antalya için çalışıyoruz.